stüdyodaki konuklarıma şöyle bir döneyim. Soru var mıdır? Benim var. Zeki uzun sana sorusu var. Selamlar Zeki Kravatın abi. da gömleğin de çok güzel. Teşekkür ederim Zeki abi. Siz de. Yüzün de çok bugün şüksiniz. gülüyor. Ee, ne güzel. Şunu soracağım. E Sergen Hoca tabii ki sözleşmesinden önce kırmızı çizgilere var. Gezal, özellikle Gezal. Rozier için alternatiflere bakıyorlar. Bugün bana bir isim geldi mesela. Onu da paylaşayım isterseniz. E, Mainz'da kiralık oynamış bu sezon. E, Danny Costa, Frankfurt'un Angalalı sağ beki. Ona teklif yaptığı iddia ediliyor. B plan olarak tabii bunlar. Rozier olmazsa diye. Hı -hı. Çok daha fazla isimler çıkar da. E, önümüzdeki günlerde. E, çünkü e, dediğimiz gibi e, Sporting'e Dinamo Moskova'nın bir teklifi olmuş. E, Rozier için, Valentin Rozier için 5 milyon euroluk. O işleri karıştırdı biraz. Gezal durumunda da Lyon'un devreye girmesi sıkıntılı. Tabii sen de söylüyorsun. Benim de ortak fikrimiz. E, Temmuz ayı ortalarında gibi bulacak o iki oyuncu ama benim merak ettiğim şu e, Sergen Hoca Abubakar'ı gerçekten istiyor mu? Çünkü <laughs> İsrailli menajeri Pini Zahavi e, 2 milyon bonuslarla birlikte Beşiktaş'ın 2 milyon euroluk teklifini kabul etmemiş. İlk geldiğimiz dönemde biz 3.3 milyon euro aldık. O zaman da Beşiktaş şampiyon yaptı Abubakar. Şimdi geldi yine şampiyon yaptı demiş. E, bizim elimiz çok güçlü demiş. Beşiktaş yani gelen bilgi transferden sorumlu yöneticiler anlaşamamış şu anda. Başkanla görüşeceklermiş. Ama yani bu kadar gerçekten Sergen Hoca istiyor mu? Ben çok merak ediyorum. Zeki abi gerçekten bence Abu Bakar konusu üzerine konuşulması gerekiyordu. Çok güzel bir konuyu açtınız. Şimdiki durum haber kısmını şöyle söyleyeyim. Siz ifade ettiniz. Abu Bakar'ın beklentisi Kontratın içerisinde kendisini garanti altına alacak maddeleri ortadan kaldırmak. Yani özellikle geçen sezon yapılan sakatlanırsa sözleşme fesih edilir. Bazı maçlarda artı beş artı beş primler vardı. Onları kaldırıp tamamen garanti ücreti ekletmek. Veya Beşiktaş'ın artı bir opsiyonunu ortadan kaldırıp kendisi iki yıllık üç yıllık bir kontrat istemesi. Bunları istiyor. Bunları her futbolcu isteyebilir. Artı üzerine... Beşiktaş'ın teklif ettiği ücretten e, 2 milyon euro civarında bir paradan bahsediyoruz buna. E, bu paradan 750 bin euro civarında bir fazla bir yıllık ücret istemesi var. 2 milyon 750 bin veya 3, bin, 3 milyon euro civarında. Bu normal şartlarda kabul edilecek bir durum değil. Bu haber kısmı. Sergen Yalçın kısmı. Sergen Yalçın'ın Abu Bakır'ın e, futboluna inandığını, Abu Bakar'ı kadroda görmek istediğini biliyoruz. Bu sorunuza böyle cevap verelim. Ama Sergen Yalçın hep ifade ettiği bir durum var. Ekonomik şartlar kulübe uygunsa X oyuncuyla anlaşma yapılabilir. Bunu Abu Bakar da dahil veya başka bir futbolcu da. Yani kulübün özellikle Beşiktaş yönetim bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne gidilecek olsa da takım içerisindeki maaş dengesini bozmak istemiyor. Yani e, Gezzal'ın aldığı para bir 250 iken önceki kontratlardan bahsetmiyorum. Vida Adem'le hiç artık yeni kontratlardan bahsediyorum. Josef de Souza 1,5 milyon euro alırken Abu Bakar'ın 2,5 milyon euro, 3 milyon euro alması maaş dengesini bozacağı için Beşiktaş yönetimi buna sıcak değil. Beşiktaş yönetimi Sayın Başkan Ahmet Nur de röportajında aslında bunu dile getiriyor. Çok açık bir şekilde. Sayın Başkan diyor ki biz Abu Bakar'ı seviyoruz. Abu Bakar bize fayda sağladı. Abu Bakar'la yola devam etmek istiyoruz. Ama Kantar'ın topuzunu kaçırma ya niyetim yok. Bu son cümle A ekranlarında Kantar'ın topuzunu kaçırmaya niyetim yok cümlesi Abu Bakar'la ilgili. Aslında ...Abu Bakar'ın istediği maaş dengesine çıkmayacağını da ifade ediyor. Ee, belki ilerleyen günlerde çok ufak da olsa bir revize etme durumu olabilir yeni teklife. Ama ben bu iş olursa, Abu Bakar'la anlaşma sağlanırsa... ...Abu Bakar'ın istediği ücretlere değil, Beşiktaş'ın ücret istediği ve talep ettiği ücretlere biteceği fikrinden yanayım. O zaman da Abu Bakar'ın bir değil, iki adım atması gerekiyor Beşiktaş'a. Çünkü arada sadece futbol için değil özel hayatımızda da çok yani sosyal hayatta da çok büyük dengeyi bozacak 750 milyon 750 bin euro 1 milyon euro civarında bir maaş farkı var. E, bu halledilirse olur. Beşiktaş Abu Bakar'ın alternatiflerine bakıyor mu? Bakıyor. E, yöneticilerle konuştuğumuz zaman biz Abu istiyoruz. Abu Bakar'la kontrat imzalamak istiyoruz ama bizim istediğimiz ücretlere diyor. Sergen Hoca da diyor ki Abu Bakar evet istiyorum ama kulübün maaş dengesini bozmayacaksa maddi durumlarda anlaşma sağlanıyorsa okeyim diyor. Peki Sercan Dikme soru var mı? Var var. Serdar Kelleci'nin de bir sorusu var sana. Ben layıçı soracağım ama sormadan önce Sercan'la ilgili sezon içinde öyle anılarımız oldu ki ondan da biraz bahsedeyim. Evet. Skorboard programı yaparken Sercan ne zaman bağlansa lafı uzatıyordu ve Beşiktaş golünü anlatmak için ciddi efor sarf ediyordu. <laughs> ama Güzel. hani bu iki dakikaları buluyor. Sercan <laughs> sözü uzatıyor Mahsus Beşiktaş atak yapsın diye <laughs> ve ciddi anlamda bu totemi seviyor maçı anlatmayı bir de ama harika anlatıyor onu söyleyebilirim. Evet. Yani ben stüdyoda Vay kardeşim e, sessiz izlediğim için Sercan'ın bağlandığı zamanlarda mutlu oluyordum çünkü o adrenalini bana veriyordu sağ olsun. Neyse konuyu Laiç'e bağlayayım. Laiç'in de golünü anlattı. Anlatmadı <laughs> gol kalmadı kısaca. E, ile ilgili Jessica Moskova'nın ilgisi var bildiğim kadarıyla. Burada Beşiktaş'ın beklediği bir bonservis bedeli var mı ya da böyle bir ilgi var mı diyelim? İlgi var Serdar var. abi. Öncelikle teşekkür ederim güzel yorumlarından dolayı. i̇lgi var ama Beşiktaş'ın beklentisi şöyle. E, Adem Laiç sezon içerisinde çok tartışıldı. Sergen Hoca ile belki sezon ortalarında ve öncesinde en başta problem de yaşadı. Sezon sonuna doğru anlaşma uyum sağlansa da sorumluluk da aldı şampiyonlukta. Ama ee, Adem e Adem hep Beşiktaş'ta bir soru işaretiyle bakılıyor. Buna teknik heyet tarafı da öyle, yönetim tarafı da öyle. Artık yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz Adem Leic'te kontratının. Teklif gelmesi durumunda Beşiktaş 1.5-2 milyon euro civarlı, civarında bir teklif gelmesi durumunda ben şahsi yorumumu söyleyerek hissiyatımı da e, konuştuğum isimlerden aldığım hissiyat da bu şekilde. 1.5-2 milyon euroluk bir teklif gelmesi durumunda Adem Leici'e Adem Leic anlaşırsa Herhangi bir takıma gönderilebileceği. Çünkü e, Adem Ney için çok yetenekli, çok e, önemli bir isim. Ancak e, aldığı maaş dolayısıyla Beşiktaş sezon içerisinde zaman zaman sıkıntılar yaşıyor. Beşiktaş'ta mantelte biraz artık değişiyor. Ben ödeyebileceğim futbolcuları elimde tutayım manteltesi Bu dönemde devreye girecek artık. Yapılan kontratlarda bu kullanılacak. O nedenle Adem Ney için biraz kontratındaki o yıllık maaşı, şu anki şart şartlarda yüksek olduğu için herhangi bir teklif gelmesi durumunda 1, bir buçuk iki milyon euro civarında bir teklif gelmesi durumunda ben satışın onay verileceğini düşünüyorum. Evet CSK Moskova ilgileniyor, ilgileniyor Rus kulüpleri ilgileniyor, Arap Yarımadasından da tekliflerin daha doğrusu teklif demesek de ilginin olduğu söyleniyor. Ama ben kulübe de sordum CSK Moskova'nın henüz resmi bir teklifte bulunmadığını da söyleyelim. Görüşmeler var, menajerler arıcılığıyla hem Ademle için. ...kendisine takım bulabileceğine yönelik ilişkiler de var. Ama henüz resmi bir teklif yok Serdar abi. Teşekkür ederim. Var mı başka soru? Yok yani benim söyleyebileceğim çok güzel özetledi zaten. Beşiktaş'ın röntgenini çekti. Abbakar konusunda %100 katılıyorum Sercan'a. Çünkü Sergen Hoca Çeşme'ye tatile gitmeden önce bu sene ne alıyorsa... ...aynı rakamı net olarak verin. E, bu onu ekleyebilirsiniz demiş. Ve e, ben kesinlikle birinci forvet olarak düşünmüyorum. Hı. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceğiz. Hı. Bu takıma birinci Peki. forvet istiyorum demiş. Yani Peki öyle bir şimdi de durum var. E, bir yandan korsan maç spikerliği de yaptığını <laughs> öğrendiğimiz e, tabii Sercan tabii. Dikme'yi e, daha fazla tutmayıp teşekkür Hı. edelim ona verdiği bilgiler için. Kolay gelsin Sercan Dikme. Şimdi e, layıç olayını anlatayım. Layıç olayında